Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman bir miktar daha geri çekilmelerin devam ettiğini görüyorsunuz. Hatta ben video için hazırlık yaptığım esnada Bitcoin'de bir miktar daha geri çekilme geldi. Hemen sıcağı sıcağına bunu değerlendirmek istiyorum. Korkmalı mıyız? Bu düşüşler alım fırsatı mı? İzlememiz gereken noktalar neresi? Bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Günlük baza baktığımız zaman burada arkadaşlar bizim bir tane kırmızı mumumuz vardı. Ve burası bizim günlük bazlı bir destek noktamızdı. Şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman tam olarak burada ilk kırmızı mumun bulunduğu yerde fiyatlandığını görüyorsunuz. Bu seviye ilk defa deneniyor. O yüzden buranın destek olarak çalışmasını bekleriz. Özellikle günlük bazda zaten boğa döngülerinde de bir önceki tepe noktalarının karşımıza destek olarak çıkarak burada dalga dalga yükselişlerin devam etmesi beklenir. Ve şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman da günlükte bir önceki tepe noktasının üstünde bulunduğunu görüyorsunuz. O yüzden buradan alıcımızı bulmamız gerekiyor. Ve burası bir destek noktası. Şimdi ben düşüşlerde genelde gözüm dominanslı oluyor. Bunu dünkü videoda söylemiştim. Mesela şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman gene %2,5'lar civarında bir geri çekilme mevcut. Fakat dominansa baktığımız zaman arkadaşlar dominansta herhangi bir artış söz konusu değil. Hatta geri çekilme var. 1 saatte geçtiğimiz zaman dominanstaki buradaki düşüşü görüyorsunuz. 4 saatlik baz benim için biraz daha değerli. Çünkü burada aşağıdan gelen de bir yükseliş trendinin dominans adına kırıldığını söyleyebiliriz. Dominans adına benim asıl önemsediğim nokta buradaki bulut noktası olacak arkadaşlar. Çünkü bulutun altı ve üstü özellikle dominans adına oldukça değerli. Genelde bulutun üstünde fiyatlandıkça çünkü hep yukarıya gitmek istiyor. Eğer altında fiyatlanıyorsa da hep aşağıya gitmek istiyor. Aynı bakın daha önce şu bölgelerde olduğu gibi kendimizi bulutun alt noktasına atıyoruz. Ondan sonra her yukarı yönlü harekette bulutun alt noktasında kaldığımızdan dolayı sürekli üstünde satış baskısı artıyor. Ardından da zaten kendimizi bulutun üstüne attıktan sonra da tam tersi oluyor. Bulutun üstünde kaldıkça bakın sürekli yukarıya gitmek istiyor. Bundan dolayı da şu anda baktığımız zaman aşağıdan gelen yükseliş trendi kırılmış gözüküyor. Ama dominans adına şöyle söyleyeyim. 4 saatlikte kendimizi bulutun alt noktasına attığımız zaman bu durum dominansın üzerinde ekstra bir satış baskısı yaratacak ve bu sefer de sürekli aşağıya gitmek isteyecek diye düşünüyorum. O yüzden şu anda bulunduğumuz yerler oldukça önemli. Bitcoin'de bir miktar geri çekilme var fakat bu geri çekilmede şu an için dominans artmadı. Tam tersine dominans düşüyor. Bu ne demek oluyor? Bu da arkadaşlar Bitcoin'in altcoin'lerdeki parayı kendisine çekmediği anlamına geliyor. Bu da bence biz ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda bildiğiniz gibi altcoin'lerde ciddi yükselişler bekliyoruz. Bu beklentimizi bence destekleyen bir olay. Genel olarak şu anda dominansla durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'de geri çekilme olması bence normal. Çünkü Twitter'a falan baktığım zaman ciddi manada altcoin rallisi bekleyen bir kitle var. Çoğunluk altcoin rallisi bekliyor. O yüzden bence bu düşüşler bu çoğunluğun beklentisini, çoğunluğu sirkelemeye yönelik diyebilirim sizlere. Daha önce bunları çok yaşadık hatırlarsanız. Hatta daha sertlerini de yaşadık. Şu anda yaşadığımız bu düşüş öyle çok da ciddi bir düşüş değil. Hatta şu anda piyasaya baktığımız zaman çok böyle aşırı da bir korkunun hakim olmadığını görüyoruz. Genelde bu piyasalarda ciddi düşüşler geldikten sonra o beklenen büyük ralliler geliyor. Ama her zaman söylüyorum, bunu beklemek yanlış. Yani sen eğer ki burada işte piyasa çakılacak, ondan sonra ralli başlayacak diye buralarda almayıp piyasanın çakılmasını beklersen Bitcoin 30 binlerdeyken 20 bin dolarları bekleyen adamlar gibi kalabilirsin. O yüzden ben şahsen kısa vade alsat yapmıyorsanız, olaya uzun vade olarak bakıyorsanız bu düşüşü beklemeyi doğru bulmadığımı her zaman söylüyorum. Kısa vade alsat yapanları ayrı tutuyorum. Çünkü benim analizlerim onlara çok fazla hitap etmiyor arkadaşlar. Ben biraz daha olaya genel bakmaya çalışıyorum. Bu yüzden o arkadaşlar kendilerini ayrı tutsunlar. Gelelim buradan dolar endeksine. Dolar endeksine baktığımız zaman da aslında 1 saatlik bazda bir miktar artış geldi. Bakın şurada 1 saatlik baza geçtiğimiz zaman bir miktar yukarı yönlü hareket geldiğini ve bu hareketin de bulut noktasına takıldığını görüyorsunuz. Zaten gelen bu hareketle birlikte ben video için hazırlık yaptığım esnada Bitcoin'de bir miktar daha geri çekilme başladı. Dolar endeksi verisinde 1 saatlikte yukarıdan gelen bir düşüş trendi var. Ve şu anda aşağıdan da gelen bir destek trendi oluşmaya başladı. Muhtemelen bunun içinde daralımın tam sonlarına doğru da yukarıda aşağı sert bir hareket yapacaktır diye düşünüyorum. Ve ben şahsen bunun aşağıya kırma ihtimalini bir miktar daha yüksek buluyorum diyebilirim. Özellikle bizim için önemli olan nokta 93.500'lerde hatırlarsınız. Çünkü burası günlük bazda takip ettiğimiz ikili dibin boyun noktasına denk geliyordu. Zaten saatlik bazlardaki geri çekilmelere baktığınız zaman da 93.500'lerden alıcı buldu. Yani burası oldukça önemli bir seviye. Özellikle ilerleyen günlerde kendimizi 93.500'lerin altına atabilirsek dolar endeksinde tüm piyasalarda böyle uzun soluklu bir rally başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu gösterge tüm piyasaları ilgilendiren bir gösterge. Globaldeki haberleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama tekrardan böyle dünyada enflasyon muhabbetleri ciddi manada konuşulmaya başlandı. Enflasyon muhabbetlerinin ben Bitcoin'e her zaman yarayacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in ne kadar üretildiği belli ve olası bir enflasyon durumunda da ben şahsen tercih edilmesini beklerim. O yüzden bu haberlerin çıkması Bitcoin adına iyi. Şu anda dolar endeksinde de bu daralımı takip edebiliriz. Özellikle bir saatlik bazda kendimizi bulutun üstüne atamamamız bizim için oldukça sevindirici olacaktır. Şu anda bakın tekrardan bulut noktasını zorladığını görüyorsunuz. Şu anda genel olarak dolar endeksinde de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak Bitcoin üzerinden gidecek olursak. Bitcoin şu an için günlük bazda bir destek noktasında arkadaşlar. Burada zaten bir tane kırmızı mumumuz vardı. Şu anda tam olarak onun üstünde fiyatlandığını görüyorsunuz. O yüzden bence buralar bir destek noktası. Onun dışında bu geri çekilmede şu an için dominansın da artmadığını görüyorsunuz. Dominans da özellikle 4 saatlikte kendisini bulutun altına attığı zaman da ekstra üstündeki satış baskısı artacaktır diye düşünmekteyim. Ve genel olarak da bu geri çekilmeleri, altcoin'lerde olan bu geri çekilmeleri ben alım fırsatı olarak düşünüyorum açıkçası. Çünkü geçmişteki rallilerde de genelde böyle oldu arkadaşlar. Ortalama olarak 4-5 yıldan beri kripto para piyasalarında işlem yapıyorum. Gerçekten bu olayı çok sık gördüm diyebilirim. Hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. En son Mayıs'taki ralliyi hatırlarsanız bence şu anda çok benzer bir durum yaşıyoruz. O zaman da Bitcoin yükseldi. Yükseldiği esnada altcoin'leri ciddi manada ezip dominansta çok ciddi artışlar gördük. Artık insanlar böyle yeter artık dediği noktada bir de Bitcoin'i aşağı çaktılar. Ve o aşağı çakılma esnasında da altcoin'ler ciddi manada geri çekildi. İşte orada dökülen döküldü. Ondan sonra çok ciddi bir rally başladı. Ve çoğu altcoin'de çok güzel kazançlar elde etmiştik. Bizim altcoin'lerde çıkış görmemiz için Bitcoin'i yatay bir banda almamız lazım. Yani yukarı ve aşağı sert hareket yapmayı bırakması lazım. O yüzden şu anda bunu bekliyoruz. Ve son iki harekette yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde dominansın artmaması da bence altcoin'ler adına ekstra sevindirici bir durum diyebilirim. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Yarın gene gün içinde değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.